Merhaba. İzmir'de şahane bir örgüt var. İş kadınları için çalışıyor. İş kadınlarının iş yerlerinde toplumsal cinsiyete yani eşit haklara kavuşabilmesi için mücadele ediyor. Karşımda İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı yani İZİKAD Başkanı Betül Sezgin var. Merhaba Betül Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim Tülay Hanım. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Şimdi derneğin çalışmalarına geçeceğim ama öncelikli olarak sizi tanıyabilir miyiz? Betül Sezgin kimdir? Biraz kısaca bahseder misiniz kendinizden? Tabii ki. Betül Sezgin, 1973 İzmir doğumluyum. Liseye kadar Ankara'da yaşıyorduk. Sonra annemin iş dolayısıyla tekrar İzmir'e döndük. Çalışan bir annenin kızıyım. İzmir'e geldikten sonra, liseden sonra böyle hızlı bir kararla evlenme kararı aldım ve 19 yaşımı yeni bitirmişken evlendim. Sonra hızlı bir kararla tekrar okuma kararı aldım. Zaten okuma kararım hep vardı ama eşimin desteğiyle iki kızım varken İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde iç mimarlık okudum. Okula devam ettim. 5 senelik bir eğitim hayatımdan sonra da yurt dışında Londra'da bir staj fırsatı çıktı. Orada Capita Simons inşaat şirketinde, mimarlık ve inşaat şirketinde yaz stajımı yaptım. Yine Londra'da Chelsea College of Art'ta mimari üzerine kurslar aldım. Ve iş hayatına 2010 yılından beri işte önce arkadaşlarımın projelerine ortak olarak sonra kendi şirketimi açarak başladım. Halen Betül Sezgin Stüdyo şirketinde faaliyetlerime devam ediyorum. 2019'da da İZİKAD'ın yeni Evet. dönemde başkanı seçildiniz. Evet. Öncelikle İZİKAD'ı bize tarif eder misiniz? İZİKAD kimdir, kimlerden oluşur ve amacı nedir? Önce böyle başlayalım, sonra projelere gireriz. Tabii. İZİKAD 2008 yılında İzmir'de hiç kadın derneği olmadığı fark edilerek 7 iş kadınının böyle güzel bir fikriyle ortaya çıkmış bir dernek. İş hayatındaki kadının statüsünü güçlendirmek, iş hayatına girmek isteyen kadını teşvik etmek ve onlara destek olmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü. İçinde mümkün olduğu kadar genç insanları, deneyimli olan insanları birleştirip toplum hayatına da fayda sağlayan bir dernek. Peki, şimdi İZİKAD neler yapıyor, hangi projeleri yürütüyor ve yakın zamanda gelecekte hayata geçirmeyi planladığınız projeler neler? İZİKAD 2008 yılından beri işte bahsettiğim gibi ivme katarak, kendine ivme katarak yükselen bir dernek ve her seferinde de kendimizi daha nasıl geliştirelim, neler yapalım, topluma nasıl faydamız olsun, iş kadınları nasıl desteğimiz olsun, kendimize nasıl faydamız olsun diye düşünen bir dernek. Biz de projelerle ve çalışma gruplarıyla hayatımıza devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar ortak akılla derneğimizi yürütmeye çalışıyoruz. Sadece yönetim kadrolarında değil, çalışma gruplarından oluşan arkadaşlarımızın oluşturduğu gruplarda hareket ediyoruz. 5 tane çalışma grubumuz var. Bunlar uluslararası çalışma grubumuz, algı yönetimi çalışma grubumuz, network çalışma grubumuz, gençlik çalışma grubumuz ve eğitim mentorluk çalışma grubumuz. Uluslararası çalışma grubumuz isminden de anlaşılacağı gibi yurt dışındaki dernek ve federasyonla ilişkiler kurup onların toplantılarını ve işbirliklerini düzenliyor. B2B görüşmeleri yapıyoruz. İşte bugüne kadar Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Bosna, Hersek gibi ülkelerle B2B görüşmeleri yaptık. Üyesi olduğumuz Akdeniz İş Kadınları Federasyonu ile ilgili ortak projeler yapıyoruz. Ve şu anda da kadın iş hayatındaki kadın statüsünü güçlendirmek, sivil toplum diyaloğu CSD 5 projesini yürütüyoruz. Son kapanış toplantısı bu COVID'den dolayı biraz uzadı. Eylül ayında onun da kapanış toplantısını yapacağız. Yine Global Compact üyesiyiz. Uluslararası çalışma grubumuzun yönettiği. İş dünyasında kadının haklarını savunmakla ilgili Ege İş Dünyası'nı temsil eden Global Compact'ın İZİKAD olarak temsilcisiyiz. Aynı zamanda bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz.
Algı çalışma grubumuz var. Bu da iş hayatımızda ya da sosyal hayatımızda elde ettiğimiz başarıları toplumda nasıl algılattığımızla ilgili çalışmalar. İşte gerek fotoğraf yarışmacılığından tutun da gerek sosyal medyada, fuarlar, burslar, onları nasıl kullanmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Eğitim mentörlük çalışma grubumuz var. Burada da ayda bir kere mutlaka akademik eğitimler veriyoruz. Bu verdiğimiz eğitimleri iş hayatından kişiler geliyorlar ve mümkün olduğu kadar iş hayatındaki kadınlara ya da işte ihtiyacı olan kadınlara destek eğitimleri oluyor. Ya da hiç iş hayatına olmayan, mesleği olmayan kadınlara yerel yönetimlerle birlikte katıldığımız finansal okuryazarlık eğitimleri veriyoruz. Bunu banka, yerel yönetim ve İzikat olarak veriyoruz. Aynı zamanda yine kadın okulu, yaşam okulu dediğimiz projelerimiz var. Yerel yönetimlerin bize sağladığı semt evlerine gidip üyelerimizin meslek dalları ile ilgili konularla kadınlarımızı buluşturuyoruz. Yine Vazgeçmeyen Kadınlar projemiz var. Bizim hepimiz birer vazgeçmeyen kadın olarak düşündüğümüz için liselere gidiyoruz, meslek liselerine gidiyoruz ve oradaki genç kızlarımıza sohbet edip onlara rol model çalışmaları yapıyoruz. Genç İzikat'ımız var. Genç İzikat'ta da üniversite son sınıf öğrencileri ya da yüksek lisans öğrencilerine girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Hem teorik olarak hem de atölye çalışmaları olarak yapıyoruz. Aynı zamanda onlara mentorluk ediyoruz. 4 aylık bir eğitimden geçtikten sonra da onları projelerini yapmak üzere bırakıyoruz ve sonrasında da bir yarışma düzenliyoruz. Onları derecelendirip ödüller veriyoruz ve bir törenle de bunu taçlandırıyoruz. Bu sene de online yaptık bu törenimizi. Yine vazgeçmeden yaptık her koşulda. Network çalışma grubumuz var. Orada da yine adından anlaşılacağı gibi network çalışmalarımız ama bu sefer ulusal anlamda network çalışmalarımızı, B2B çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'deki iş kadınları ziyaretleri ya da ticaret odaları, sanayi odaları, iş insanlarını ziyaretler ediyoruz. Mümkün olduğu kadar iş insanları diyalog halinde kalmaya çalışıyoruz. Ve derneğimizin tüm organizasyonu yine bu network grubumuz tarafından sağlanıyor. Biz dediğim gibi en başta ortak akıllı bütün çalışma grupları kendi içinde özerkler, kendi kararlarını kendileri alıyorlar. Ve yönetim kadrolarımızla birlikte hep beraber karar süreçlerini etkileyip beraber karar alıyoruz ve onları da uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi ben sorumu sorarken size dedim ki hani yeni projeler var mı falan ama yani çok var. Yeni proje, hepsi yeni proje ve çok proje var. Artık herhalde çok. başka projeler bilmiyorum var mıdır? Ya da yani biz her sene zaten başvurduğumuz projeler oluyor. Mesela bu COVID döneminde de yine dernekler müdürlüğüne başvurduğumuz bir projemiz var. Şu iki ay içinde açıklanacak. Yine AB projesine başvurduğumuz projelerimiz var. Yine İSKA'ya başvurduğumuz projelerimiz var. Hep bu dönemde dahi projelerle yönetilen, projelerle ilerleyen bir dernek olmak istiyoruz. Sadece küçük yerel hareketlerdense daha çok hem ulusal hem de uluslararası alanda ses getirmek ve iş kadınlarıyla, iş insanlarıyla birlikte olmak istiyoruz. O yüzden bizde proje hep var. O yeni olarak işte hani adlandıramayacağım ama sürekli olan, işte zaten hani sürdürülebilir olan projelerin takibindeyiz ve yeni olanlar da buna ekleniyor. Herhalde o iki ay sonra açıklanacak olandan böyle biraz ipucu istesem verir misiniz bilemiyorum. Tabii. İzmir'de hiç mesleği olmayan kadınlara meslek edindirip onları iş hayatına hazırlamakla ilgili bir projemiz var. Şu anda çok yeni o. Ve bir tasarım ve teknoloji merkezi kurmak istiyoruz. Şu anda İzmir'de öyle bir alanımız yok. Ve bu tasarım ve teknoloji alanında da kadınları biraz ön plana çıkartmak istiyoruz açıkçası. Çünkü sanki kadınlar teknolojide çok ilerli değillermiş gibi bir algı var. Biz mental olarak bir eksikliğimiz olduğunu düşünmüyoruz. Evet, fiziksel olarak biraz farklılıklarımız olabilir erkeklerden ama mental olarak bir sıkıntı olmadığı için bu teknoloji alanında da biraz farkındalığımızı göstermek istiyoruz açıkçası. O yüzden projemiz mesleği olmayan özellikle kadınlara meslek edindirmek ve mesleği de bu konuyla ilgili olanlarda mentorluk ya da eğitmenlik yapıp kadınlarımıza destek olmak ve
sonuçta da bir istihdam alanı yaratmak. Bunu da sürdürülebilir bir proje haline getirmek istiyoruz. Yine Dernekler Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış bir proje. Aynı zamanda yerel yönetimlerin de bize destek olduğu üniversitelerin, yerel yönetimlerin. İzmir'de biz bu konuda biraz şanslıyız. Hem üniversiteler olsun hem yerel yönetimler olsun bize her konuda destekler. Projenin şimdilik küçücük özeti bu. Peki meslek eğitiminden kastınız hani yazılımcı eğitimi mi? Evet, yani yazılımcı olabilir, donanım olabilir. Şu anda mesela 3D yazıcı kullanmayı bilmeyen bir sürü insan var. Makine kullanımı olabilir, bu tarz makinelerin kullanımı olabilir. Ya da bu tarz makinelerin yazılımları ile ilgili olabilir. Projenin içerisinde onlar var. Eğitmenlerimiz ona göre yönlenecek. Şu anda işte daha şey aşamasındayız, geçmedi daha projemiz. O yüzden ama bunlar bir ihtiyaç. İzmir'de de böyle bir ihtiyaç alanı var. Biz de önce ihtiyacı tespit edip ondan sonra projemizi yazdık zaten. Peki tabii pek çok proje üretmenizin sebebi var. Çünkü pek çok alanda kadınların yaşadığı sorunlar var. Çok da hakim bu kadar işin içinde olup el attığınız ve çaba gösterdiğiniz için. Bize biraz anlatabilir misiniz? Hani iş dünyasına baktığımızda kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Hangi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar? Ya da engellere takılıyorlar, aşamıyorlar? Nerelerde sıkıntı yaşıyorlar? Anlatır mısınız? Aslında kadınların en büyük problemi özgüven problemi. Çünkü hep bir mobbingle karşılaştıkları için kendi özgüvenlerini kaybediyorlar. Burada bir ön yargılar oluşuyor tabii. Yani yine erkeklerin dünyasında demin de bahsettiğim gibi fiziksel eşitsizliğin sanki bir mental eşitsizlikle aynı gibi görünüyor. Bu da bizi hep böyle bir şey yapamayacağımız ya da işte yapılamayan gözlerle ya da size daha başlar başlamaz işi anlattığınızda farklı bakışlarla, önyargılarla karşılaşıyorsunuz. Bu da sizin aslında özgüveninizi biraz yıkıyor. Aslında en büyük işte baskı da yine yakınlarınızdan oluyor. Yine aile çevresinden, toplumdan. O küçük çevreniz sizi biraz durduruyor aslında. En büyük sorun bana birazcık onlar gibi geliyor. Tabii ki maddi kaynaklara ulaşma gibi sorunlar var. Tabii ki eğitim sorunları. O çevre nasıl durduruyor? Nasıl kadın özgüvenini kaybediyor? Yani şöyle, siz ne kadar donanımlı olursanız olun, size öncelikle bir anne vasfı yükleniyor. Ya da işte evdeki sorumluluklarınızın sizin olduğu söyleniyor. Ya da büyüklere bakımla ilgili ya da çocuklarla bakımla ilgili olayların sizin üzerinizde olduğu söyleniyor. Ve siz aslında gelenek olarak da böyle ailenizden de hani 3-5 nesil bunu gördüğünüz için artık sizin için de acabalarınız oluşuyor. Eğer siz vazgeçmeyen ve onun için mücadele eden bir kadınsanız çok etkilenmiyorsunuz. Ya da sizin aileniz size bakışını o şekilde değilse biraz daha kolay atlatabiliyorsunuz. Ama çok daha zor atlatan, işte mesela benim bile bir hikayem, işte aynı şekilde evlendim. Hani eşim deseydi ki hayır işte okuyamaz, olay farklı noktalara gitseydi ya da işte ailelerden baskı olsaydı belki de yapamayacaktım. Çünkü onların biraz desteğiyle, tabii ki siz yapıyorsunuz her şeyi ama onların desteği olmadan da bir şeyleri yapabilmeniz çok daha zor oluyor. Zaten huzursuzsanız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öncelikle bir huzurunuzun olması lazım, bir kafanızın rahat olması lazım. Benim çocuklarım çok küçüktü okula başladığımda. Birisi 4 yaşındaydı, birisi 9 yaşındaydı. Ve ihtiyacı var, yani bir desteğe ihtiyaçları vardı. Şimdi sizin yanınızda hiç kimse olmazsa, ya hayır canım bu senin sorumluluğun, o zaman çok istiyorsan hepsini yap gibi yaklaşıldığında çok yalnız kalıyorsunuz ve yalnız kaldığınız zaman da aslında iyi bir şey yapayım derken zorlanıyorsunuz, sonra da vazgeçiyorsunuz zaten. O vazgeçme anı aslında en büyük sorun. İşte oralarda takılmadan devam edebilmek tabii ki kolay değil, çok da zor. Öyle karşıdan söylemek çok kolay, vazgeçmeden yürü git falan demek çok kolay ama hani birebir ben yaşadığım için öyle kolay değil ama yine de vazgeçmemek lazım tabii ki. Yine de ısrarcı olmak lazım. Ama donanımla, ama eğitimle, ama kendinizi geliştirerek, ama ikna ederek, yani kavga ederek ya da problem çıkartarak değil, ikna ederek, karşı tarafı ikna ederek. Bu tarz süreçler kadını aslında yoruyor.
yorulduğu için kadınlar çekiliyor aslında. Yoksa yapamayacakları için değil. Olaylar biraz onu sıkıştırıyor bazı şeylerde ve bu sefer tercih yapma gereği hissediyor. İşte çocukların, işte annesi hasta, işte evde bir sorun olursa ne olur? Aslında aynı sorunlar yine oluyor ama erkekler o sorunlarla ilgilenmiyor. Sanki tek yapmam gereken kişi bizmişiz gibi algılanıyor. Aslında aynı şekilde hayata başlıyoruz. Aynı yerdeyiz. Hiçbir farkımız yok birbirimizden. Yani sadece işte cinsel olarak farklı şeyimiz var, fizik yapımız var. Onun dışında bir farkımız yok. Biraz sen daha güçlüsün, ben biraz daha güçsüzüm falan. Onun dışında bir sorun yok. Ama işte dediğim gibi oradaki en büyük sorun kadınların doğal olarak ama yani eksikliklerinden değil, geri adım atmalarından dolayı orada başlıyor zaten kısır döngü. Ondan sonra geri ettiğiniz zaman artık eğitimli de olsanız geri adım atıyorsunuz. Bence en büyük sorun özgüven sorunu ama mobbingden dolayı özgüven. Yani doğum bile sizin için bir mobbing olabiliyor. Yani bir işe gittiğiniz ne zaman doğum yapacağınız bile bir iş yeri sahibi sorabiliyor. Bir erkeğe hiçbir zaman ne zaman doğum yapacaksınız diye bir soru gelemez yani. Ama bir kadına böyle bir soru gelebiliyor. O yüzden zaten otomatik olarak siz çekinmek zorunda kalıyorsunuz bazı şeylerden. Peki başka hangi sorunları yaşıyor? Hani birincisi toplumsal ön yargılar dedik. Evet. O da çocuk evet. ve ev işlerinin kadına yüklenmiş evet. ki çok yanlış. Eğer hayat evet. müşterekse kadın ve erkek aynı evde yaşamak üzere bir söz birliği yaptılarsa o evin, o çatının evet. altındaki bütün işlerde ortak olarak paylaşılmak zorunda. Ayrıca mobbing evet. dediniz, kadınların aynı evet. özelliklerinden ötürü iş yerlerinde mobbinge uğramaları, işe evet. alırken, iş esnasında hamileliği nedeniyle yaşadığı bir mobbing var. Başka hangi sorunları yaşıyor kadınlar? Yani bir de kaynaklara ulaşmakta zorlanıyorlar tabii ki. Çünkü bir iş yeri açmak, girişimcilik örneği sergilemek, eğer bir yerde çalışmayacaksanız hep maddi kaynaklardan geçiyor ve siz o maddi kaynakları kolay elde edemiyorsunuz. Kadınlarla üzerinde bir araştırma yapılmış. İşte nereden ulaşıldığına bakıldığında işte en yakın arkadaşı, diğer kadınlar gibi böyle hani küçücük çevrelerinden o maddi kaynakları sağlıyorlar. Ama erkekler dünyasına baktığınızda biraz daha o rahat. Çünkü erkek birkaç defa iş batırabiliyor. Ama kadının bir kere bile iş batırması işte zaten söylenmişti. Zaten yapamazsın. Bunu sana baştan da söylemiştik. Bir maceraya girdin ve kaybettin oluyor. Aslında hani büyük şirketlere baktığımızda hep böyle kaybedenlerin çok başarılı olduğunu görüyorsunuz. Çok çok kaybedip sonra çok çok başarıya ulaşmış. Hani bunların çok iyi örnekleri de var. Ama kadınların o kaynaklara ulaşmakta ciddi sıkıntıları var. İşte bu yüzden biz İş Kadınları Derneği olarak o kaynakları kadınlara gösterme misyonunu edindik kendimize. Mümkün olduğu kadar onları anlatıyoruz. İşte COSGAP'te çok güzel girişimcilik örnekleri var, destekleri var. Ya da Ekonomi Bakanlığı'nda iş hayatına girmek isteyen kadınlara çok güzel destek olan dernekler var. Türkiye'de artık dernek sayısı da, iş kadınları dernek sayısı da çok fazla. Tabii biz hani iş kadınları diye bir şey bile olsun istemiyoruz aslında. Yani iş insanlarıyız hepimiz. Kadın erkek diye bir şey ayırmayı doğru da bulmuyoruz. Ama öyle bir noktadayız ki bunu yapmak zorundayız. Önce bir farkındalık yaratıp belki eşit duruma gelip ondan sonra artık onu konuşmama durumuna geçeceğiz. Umarım günlerde gelir yani böyle izi kadın evet. hani İzmir İş Kadınları Derneği olarak değil de İzmir İş İnsanları Derneği İş İnsanları. Olarak tanıtacağımız tabii ki. Yerde umarım. Bu kadar erkeklere karşıyken, iş adamları demeye karşıyken iş kadınları demek bizi aslında rahatsız ediyor ama mecbur kalıyorsunuz çünkü evet. o kadar eşitsiz ki ortam. Yani eşit, önce bir eşitliği sağlayalım zaten biz onun ismine takılmıyoruz. Evet, çok doğru söylediniz. Peki genel olarak topluma bir mesajınız var mı? Hani cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasında yer alması için. Çünkü görüyoruz hem engeller var kadınların ailelerinden, çevrelerinden hem de iş dünyasında da engeller var. Hem malum kadın istihdam sayısı çok az ülkemizde. Her ne kadar büyük şehirlerde biz çok çalışan kadın görsek de ülke geneline baktığımızda istihdamdaki kadın oranı çok az. Kadın girişimci sayısı çok az. Bir genel mesajınız olur mu bu rakamların yükselmesi, artması için? Evet, aslında hani tek söyleyeceğim şey gerçekten vazgeçmemeleri.
Vazgeçmediğiniz zaman biraz ısrarcı olmak bazı şeyleri çözebiliyor. Demin de bahsettiğim gibi kadınların o mobbingden dolayı vazgeçme dürtüleri biraz daha yüksek. Çünkü amiyane tabirle biraz paçaları dolu. Yani o kadar çok iş var ki arkalarında onları kendi yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Öyle değil de beraber yapmaları gerektiğini anlatıp kendini doldurup donanım sahibi olup işte çevresine de bunu aktardığı zaman ve gerçekten de özgüveni yüksek kurduğu zaman zaten otomatik olarak insanların da onlara bakış açısı değişiyor. Mümkün olduğu kadar vazgeçmeden yollarına devam etmelerini sadece söyleyebilirim. Peki erkeklere ne söylersiniz? Erkeklere ne söyleyebilirim? Yani erkekler bence onlar da aslında toplumun daha zor bir kesimi ve kendilerine bir şeyler atfedilmiş, öyle olduğunu zannediyorlar. Sadece bakış açılarını çevirmelerini önerebilirim. Bakış açılarını biraz çevirdiklerinde, çünkü anne, kız kardeş, kız çocuğu bakış açılarını yakaladıklarında kadınlara bakış açıları da daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yanındakini destekleyip karşısındakini kösteklemek diye bir sistem olamaz diye düşünüyorum. O yüzden bakış açılarını çevirmeleri gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin bizimleydi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.